Yeşilyurt Belediye Meclisi, Maçlı karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 1 Ağustos 2017 tarihli Ağustos ayı toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edilirken ardından gündemdeki maddeler tek tek görüşüldü. Toplantının başında Malatyalıların ve belediye meclis üyelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Myanmar'daki Budistlerin Müslümanlara yönelik şiddeti ve katliamını kınadı. Bütün arkadaşlarım Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim kurbanlarını kabul eylesin, kurbanlarını da kabul eylesin inşallah. Ve huzur içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde daha nice bayramları idrak etmemizi nasip eylesin. Yine Myanmar'daki, Burma'daki, Arakan'daki Budistlerin, oradaki Müslüman kardeşlerimize yapmış oldukları katliam soykırıkta lanet diyor. 01 Ağustos 2017 tarihli toplantının karar özetini kabulü oylarında sunuyorum. Kabul edenler. Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda 5 madde imar komisyonu raporu doğrultusunda Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verilirken 9 madde ise görüşüldükten sonra onaylandı. Toplantının 6 maddesi ise 5393 sayılı belediye kanunun 24. maddesi gereğince imar komisyonuna havale edildi. Belediyemizin haberi olmadan kocaman bir tesis yapmışlar. Şimdi nasıl tesis yapmışlar? Biz o binaya kaçak binadan dolayı ceza kesildik. Ne zaman? Ta 2 sene. Şimdi ama kaçak bina olarak cezasını kestik, onların cezasını alıp durdurmuş problem yok ama adam buranın sistemini resmileştirmek lazım. O çerçeve. Yoksa imara cezasını kaçak yaparsın. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün teklifini kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmık'ta Atılgan Sokak'ta bulunan eski emniyet binası yerine yaptırılacak park alanına İlhan Akıncı'nın adının verilmesini onaylayan belediye meclisi, Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Önder İmam Hatipliler Derneği arasında Gençlerin Geleceği ve Değerler Eğitimi projesinin imzalanmasına karar verdi. İlçemiz mücadele alanları içerisinde yetki ve sorumluluk alanımızda bulunan Çırmıklı Meydanı, Atılgan Sokaklıları'nda bulunan eski emniyet binası yıkılarak yerine Yeşilyurt Belediyesi'nce yapılan 2300 metrekare alana sahip parkımıza İlhan Akıncı Parkı isminin verilmesi komisyonumuzca uygun müteahhit edilmiştir.